Evet arkadaşlar bugün yine Kuş Adası Soğucak'tayız. Kuş Adası Soğucak. Burada 8 milyon 500 bin Türk Lirası'na başlayan fiyatlarla size bir villa tanıtmaya çalışacağız. 8 milyon 500 bin Türk Lirası'na başlayan fiyatlarla size örnek bir ev arz edeceğiz. Burada 22 tane villa vardı. 22 taneden 5 tane kaldı. Yani 22 taneden 17 tanesi satıldı. 5 tanesi satılıktır. Sevgili arkadaşlar bu denize 1700 metre uzaklıktadır. Denizde hepsi, bütün villalar deniz manzaralıdır. Ve diğer evlerden ayrı kalan birkaç etkenden size bahsetmeye çalışacağım. Arof sistem kendiliğinden izolasyonlu çatı sistemi var. Arof sistem. Arof sistem kendiliğinden izolasyonlu çatı sistemi var. Taş yünü ve ekstradan gaz betonla izolasyon duvarlar yapılmış. Bahçelerin tümünde otomatik sulama sistemi var. Bir de drenaj sistemi var. Tavanlar merkezi tavanda tavan sistemi. Klimalar var arkadaşlar. Dolayısıyla 8 milyon 500 bin Türk lirasından başlayan fiyatlarla olan evlerin arsaları da sanırsam 400-450 metrekare civarındadır. Bu örnek ev olduğu için bunu size arz etmeye çalışacağız. Ve evin şekli de bu. Zeminde salon, mutfak, efendime söyleyeyim bir de bir oda var. Tabi ileride garaj da var. Üstte de 3 oda var. Odalarda hepsi ebeveyn banyolu ve klimalarda takılı. Ve şimdi bu otomatik sistemli. Ben buradan da denizi görüyorum. Ancak gün batımı öğleden sonra yani baya da ikindiye doğru gittik. Denizi bir buradan bir gösterir misin? Ve gösterme gösterme. Sonra çatıdan göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar bu marinalarda oluyor ya bu böyle dış mekan için böyle döşemişler. Bu plastik menşeli bir şey. Bu da işte salonla mutfaktan buradan deniz manzaralı bir alan var. Bu şezlong havuzuyla beraber havuz 45 metrekaredir. Şezlong havuzuyla beraber taşıma sistemi 45 metrekaredir. Arkasında da otopark var. Efendime söyleyeyim binanın dış cephesine böyle granitler yapmışlar, köşe bentler, alüminyum doğramalar. Keza yine öyle ve biz evin dört tarafını gösterelim. Sonra merdivenden efendime söyleyeyim evin içindeki kapılar bayağı bayağı yüksek. Onları hep beraber göreceğiz. Evin bahçesi de bayağı büyük gördüğünüz gibi. Bir de bu taraftan gösterelim. Ee, ne diyeceğiz başka? Betonlar çok kalın. Sanki köprülerde C35 beton kullanmış gibiler. Evin bir de bu kuzey tarafı, diğer taraf güneydi. Arka taraf doğu ve bir tarafı da bu tarafta batı. Gösteriyoruz. Bakın duvardaki kalınlığa bakın arkadaşlar. Duvarların kalınlığına bakın genelde böyle köprüler görürsünüz ya böyle büyük büyük köprülerde olur bu betonlar. Evimizin bahçesini özetledikten sonra sevgili arkadaşlar size evin içinde de arz edeceğiz. Dediğim gibi 8 milyon 500'den başlayan evlerin fiyatları arkadaşlar arsaları 8 milyon 500 bin Türk lirasına başlayan evlerin arsa metrekareleri 400-450 metrekare civarında. işte dönelim garaja doğru gidelim otoparka doğru. Otoparka doğru gidelim. Otoparktan eve girmiş gibi yapalım. Bir de bu alanları gösterelim. Bu evin arsası mühtemelen bunun arsası 680 metre olması lazım. Yok 580. Bir de evin bu tarafından size evimizi tanıtıyoruz. Burada da su giderleri için işte kanalizasyon ızgaramız mızgara yapmışlar. Ve garaj kapısı otomatik. Buradan da mekanizması var arkadaşlar. Ve dört tarafı herhalde gösterdik. Bir böyle bir gidelim. Bir böyle bir daha gidelim. Bu zemin katta bir oda, bir salon, mutfak. Efendime söyleyeyim. Zemin kata bir oda, salon, mutfak. Üstte de üç oda var. Ve burayı gösterdik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi evimizin kapısından evimize merhaba diyeceğiz. Yerden ısıtması var. Ve buradan geldik arkadaşlar. Geldik, geldik, geldik. Evin birçok ekstrası var. Araba modeli gibi. Siz ne kadar inşaatçı olmuş olsanız dahi bu kapı da sanki amasörlü böyle böyle hızlı kapanmıyor. Biraz amasör var bu kapıda. Temiz bir kapı. Merdiven de böyle konsol merdiven. Beyefendi bana ismini de söyledi ya. Ancak gel bana doğru bir gel gel gel. Gel 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 böyle gel tekrar geri git. Arkadaşlar buraya da böyle aksesuarlar koymuşlar. Süpürgelikler yine fark ediliyor. Yerdeki taşlar Çanakkale taşları. Yani Çanakkale'deki seramikler. Burası da portmanto, vestiyer adına ne dersek diyelim o. Oh, bu lambalar siz mi söndürdünüz? Neyse yanıyor. Bu portmantomuz ve burada bir oda var. Burada bir çamaşır odası var. Burada bir banyomuz var bir banyomuz var ve geldik salonumuza doğru. Salonu gösterdikten sonra sevgili arkadaşlar tavan tipi merkezi klima sistemi var. İşte gezen malzeme dışında yani bu gezen malzeme bir yerden bir yere taşınan, taşındıracak malzeme dışında diğer malzemeler klimasındanmış. İşte bu şimdi malzemeler mutfaktaki malzemeleri de göstereceğiz. Onlar hepsi içinde. Salonumuz bu eşya biraz dağınık kusura bakmayın. Şimdi buradan nereye çıkılıyor? perdeleri biz indirdik ama gel bu tarafa doğru gel. Evet salona çıkıyoruz. Bu dış mekanlar için uyumlu olan böyle plastik menşeli döşemeler yapmışlar. Marinalarda oluyor ya. Bu salondan buraya çıktık ve tekrar yüzümüzü salona çevirelim. Eşya dağınık arkadaşlar. İtalyan boyalar kullanmışlar. Bu dekoratif İtalyan boyalar kullanmışlar. TV temiz. Burada malzeme biraz dağınık ve dolandık. Burada bir masamız var masamız burada. Bu tarafa doğru bir gel bu merdivenin konsolunu da göster. Bu da konsol merdiven. Bakın bunlar hep demir. Çok da güçlü demirler yapmışlar. Konsol merdivenimiz bu. Ve döndük buraya. Değerli arkadaşlar bu Siemens markaymış. Bu Siemens marka ocak. bulunmaz yine Siemens marka. Ada mutfağımızı da gösterdik. Bu ada mutfak. Çamaşır makinası yine Siemens. Bunlar içinde. Efendime söyleyeyim. Mermer tezgahı yeni nesil. Çok kaliteli bir şey. Bunu da gösterdik. Yine Siemens marka fırınımız var. Efendime söyleyeyim Siemens marka şişman bir buzdolabımız var. Mutfağımız da bundan ibaret. Tavandaki spotları gördünüz. İşte merkezi sistem. Tavan şekli klimada. bu. Bankalarda falan oluyor ya büyük böyle büyük yerlerde. Dere, derecelendirmeler de bu. Evet böyle derece olayına bakarız. Ve burada bir banyomuz var. Salona, mutfağa bakmıyor. 8 milyon 500 bin Türk lirasında. Evet. Bunların başlangıç fiyatı sevgili arkadaşlar. Granitler, çanakale, Seramik ve kapı yüksekliğini bir ön plana çıkaralım. Bunların üstüne lento atıyorlar. Kapılar genelde 2.20, bunlar 3 metre. Kapıların kalitesi de bu. Burayı gösterdik ve dolandık. Yerden ısıtmayı zaten arz etmeye çalışmıştık. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Bu da Burası böyle. Bu da elektrik idaresi. Bunun da zemin katta ön plana çıkarıp size özetlemeye çalışalım. Örnek evdir bu. Şimdi üst odalar daha buradan daha zevk alacaksınız. Daha hoşunuza gidecek. Burada da bir odamız var. Ve yine tavan tipi klima burada da var. Salonda da vardı. Görmüştünüz. Ve şimdi merdivenimizden zemin üstü birinci kata çıkmaya çalışıyoruz. İşte bu İtalyan boyalar, dekoratif boyalar. Bu basamaklar mermer değil. Yani büyük o ağaçların ismi neyse işte öyle yapmışlar. Ve sevgili Can oraya geriye gideceksin. Sonra 3 üç odanın üçü de ebeveyn banyolu giyinme kabini de var. Bu yatak odası. Çok da güzel net deniz manzarası var arkadaşlar. Buraya da gösteriyoruz. İşte yol aldık, yol aldık. Ya Allah bismillah. Ve kapı yüksekliğini gösterelim koridorda oraya çatıya çıkılıyor. Kapı yüksekliğini tekrar bakın ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Ve böyle denize doğru bir gel. Bir denize doğru sağa sola belaya bulaşmadan gel. Gel 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 gel. Heh. Arkadaşlar bütün kuş arası ayağınızın altında. Bakın. Anı size kuş arası ayağınızın altında. Bakın hiçbir zaman ölmeyecek bir manzara. 8 milyon 500 bin Türk lirası bütün evlerin manzarası böyle. Ve geri git şimdi odayı tanıtalım. Sonra balkonu tanıtalım. Bu ikinci odadır. Zeminde de bir oda vardı. Ve bunlar içinde değil. Gezen malzeme. Bunlar yani geziyor ya kaldırabilirsin ama klimalarmış bilmem nelermiş. Onlar hepsi içinde arkadaşlar. Bu kapımızı evet açtık odamıza girdik. Burada iki 3, 4, 5, 6 kapaklı dolap var arkadaşlar. Bakın sensörlü bu dolaplar. Sensörlü bunu da gösterdik. Burası dolap. Hemen karşıda banyomuz var. Banyomuz var. Ve burayı da böyle güzel sürgülü kapı. Alüminyum doğramalardır. Bakın arkadaşlar. Alüminyum doğrama. Bu da banyomuz. Hilton dolaplarda arz etmeye çalıştık. Duş kabin oldukça geniş. Bu şeyi göstersene süzgeci. Bakın birçok yerde bu geniş süzgeçleri göremezsiniz. Kimi plastik takar. İyice gösterdin İyice göster. Bakın bunu da gösterdik. Efendime söyleyeyim çift e, labolu Hilton dolabımızda arz ettik. Ve yol aldık. Yol aldık geldik. Odamızda bu. Yatak odası. Tekrar dekoratif İtalyan boyalar. Asma tavan. Efendime söyleyeyim e, merkezi tavan sistemi klima o klimayı da Can Bey gösteriyor. Ve sevgili Can şuradan gelelim o zaman. Şuradan gelelim. Bu balkonu balkon buradan daha genişmiş. Balkon burası daha geniş. Bakın arkadaşlar bunlar da kalebodur. bodur. Bunlar yok. Bunlar ahşap beton pan gibi bir şey. Taş yünü yapmışlar dediğimiz gibi. İşte balkon buradan başlıyor. Her taraf deniz manzarası arkadaşlar. Dolanıyoruz dolanıyoruz dolanıyoruz. Mükemmel bir deniz manzarası var. Ve işte evlerimizden bir tanesi bu. Ve şimdi ne yapalım ne yapalım? Can benim olduğum yerden bu odayı iyice ön plana çıkaralım. Gezen malzeme dışında sabit malzemeler hepsi içinde. Klimaları söyledik. Merkezi tavan sistemi. Ve geldik ikinci odamızı arz edeceğiz. İkinci odamız da bu arkadaşlar. Yine yine ebeveyn banyolu. Bu da ikinci odamız. Yerden ısıtmalı. Yerdeki taşlar granittir arkadaşlar. Bu da ikinci odamız. Yine kliması var. Tavan sistemi. Klima. Çok da yabancı marka bir şey. Ben de evet geniş bir balkon. Geniş bir balkon. Ve banyoların pencerelerinde bile panjur koymuşlar arkadaşlar. Bu da ikinci odamız. Kapı yüksek, yüksekliklerini her defasında ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Geldik dördüncü odamızı göstermeye. Bu da bizim dördüncü odamız. Bu dördüncü oda bütün odaların en büyüğü çıktı. Bu da dördüncü oda. Doğramalar gerçekten çok kaliteli can. Can doğramalar gayet kaliteli. Şurada ufak bir balkon var. Ufak bir balkon var. Değerli arkadaşlar ufak balkonda can göstersin size. Evet. Dördüncü odayı da arz etmeye çalışıyoruz. Bu dördüncü odamız. Ve bir dolap da burada var. Kapılar 3 metre yüksek. Dolap da 2, 4, 5 kapaklı bir dolap arkadaşlar. Bakın. 5 kapaklı bir dolap. Efendime söyleyeyim. Böyle kocaman bavulunuzu, çantanızı, akrabanızın eşyasını hepsini içine koyabileceğiniz bir dolap. Ve bu da değerli arkadaşlar 4. banyo. 4 oda, 4 banyo, salon, açık mutfak. 8 milyon 500 bin Türk lirasına denize 1700 metre yakınlıkta hepsi deniz manzaralı 22 tane villadan kalan son kalan son 5 tane villa nasip kısmet gelin ata bitmiş ya kısmet demiş ve yavaş bu deniz manzaralı oda ebeveyn banyolu kabin içinde kabinler bir şeyler var bir tane odada burada bir tane de orada kaç dakikadır çekiyoruz 13, 13. ve merdivenimizden çıkıyoruz merdiven de gayet rahat bu dekoratif İtalyan boyaları da arz ettik. Çelik kapı da özel tasarım. Bakın çelik kapılar genelde burada bitiyor. Bu sur çelik kapısıdır. Buralarda bitiyor. Bu normal kapılardan 20 santim daha yüksek. Ee, dediğim gibi nesi vardı başka? Çanakkale, seramik bunlar pahalı. Efendime söyleyeyim süpürgelikler, süpürgelikler, süpürgelikler. Bu cepler falan da evin bir sıcaklığı var. Bir güzelliği var. Dolayısıyla size arz etmeye çalışıyoruz. Şimdi tekrar dışarı çıkalım. Tekrar dışarı çıkalım. Arkadaşlar bakın buradan da gel. Önde de var. Yani bunlar öndeki evler ya. Öndeki evlerde de var. Sattık. Buradan da bakın denizi görüyorum. Bakın denizi görüyoruz arkadaşlar. Denizi görüyoruz. İşte buradan da görüyoruz. Ve şimdi bir daha yüzümüzü evimize çevirelim. Arkadaşlar işte mükemmel bir ev. Biz daha önce bunun hemen üstünde ev sunmuştuk. Onlar satıldı. Onu da ifade edeyim. Peki havuzların mahremiyeti nasıl? Yani mahrem anlamında kimse sizin havuzunuzu görmüyor. Bakın ben buradayım mümkün değil. Kimse bu havuzu göremez. Yani bu bu amca bu havuza nasıl yani bakabilir? Hiç biz ne görürüz ne onlar görür. Mesela biz de diğer havuzu görmüyoruz. Öyle mimar öyle çalışmış. Kimse kimsenin havuzunu görmüyor. Dolayısıyla mahrumiyet anlamında hani bazen insan der ki ya ben havuza görüyorum işte kimse beni görmesin. İstediğiniz özellikle böyle evlerdir arkadaşlar. Burayı da özetledik. Evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Kuşadası'ndan herkese selamlar, saygılar, iyi günler.